Kan bağışı hayat kurtarır demek istiyorum. Benim kanımın başka birinin vücudumda dolaştığını düşününce daha da mutlu olabiliyorum. Çünkü ona bir can vermiş gibi bir şey oluyorum yani. Ben her 3 ayda bir mutlaka kan veriyorum. Sen verme, ben verme, kim verecek? Onca hastamız var hastanelerde. Bulunduğumuz dönemde koronavirüs nedeniyle kan bağışına her zamankinden fazla ihtiyaç var. Bizler de vatandaşlara kan bağışıyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Kan bağışı bir tek bu dönem için değil, her zaman için insanların ihtiyaç duyduğu bir şey. Ve bu konuyla alakalı da yani halkımızın duyarlı olması lazım diye düşünüyorum ya. Peki sizler kan bağışında bulunuyor musunuz? Ben kan bağışında bulunamıyorum çünkü diyabet hastası olduğum için. Ama daha önce bulundum. Peki sizce vatandaşlar kan bağışına yeterli ilgi gösteriyorlar mı? Bence gösteriyorlar ya. Vallahi normalde genel bağışçıyım ben zaten. Fakülteye, Kızılay'a. Kan ihtiyacı nasıl diyeyim? Kan ihtiyaç değil de zaruriyet ya. Yani biraz şey göstermemiz gerekiyor. Bu kan bağışıyla alakalı. Ne derler ona? Hassasiyet göstermemiz gerekiyor yani. Diyeceklerim bu kadar. Peki sizler kan bağışladığınız zaman neler hissediyorsunuz? Ya en azından vicdani olarak biraz huzur hissediyorsunuz. Bu verdiğiniz kanın işte ihtiyaç sahiplerine gittiğini biliyorsunuz. Bu kana sizin de daha sonra ihtiyacınız olacağını düşünerek bu kan bağışlarını yapıyoruz yani. Sizce Kayseri'de yeterince kan bağışına ilgi var mı? Olduğunu düşünüyorum. Tabii ki söylemiş olduğunuz şekilde koronavirüs döneminde bulunduğumuz için kan bağışı önem taşıyor. Yani neler düşünüyorum? Koronavirüsü öncesi de bulunmuş olduğumuz dönem içerisinde de kan bağışı önem teşkil etmekte her türlü. Sadece koronavirüs sebebiyle değil, genel anlamda da bence çok önem taşımakta olduğu için herkesin kan bağışı yapmasını öneriyorum. Sizler kan bağışında bulunuyor musunuz? Ben bulunamıyorum maalesef ama daha önce bulunmuştum. Kan bağışta bulunamamın sebebi bana çünkü daha önce kan yetmezliğinden dolayı bana kan bağışı yapıldığı için o zaman o tür kişilere tekrar kan bağışı yapamıyor. Kayseri'de kan veren insanlar illaki olduğunu düşünüyorum ancak yeterince orantıda kan verildiğini düşünmüyorum. Kan verilmesi gerekiyor mu? Evet, kesinlikle kan verilmesi gerekiyor çünkü bu kan ihtiyacı olan kişi. Kişinin kendisi de olabilir ilerleyen zamanda. Bir kaza geçirebilir, bir hastalık yaşayabilir. Bundan dolayı herkesin kan vermesini kesinlikle öneriyorum. Evet, kan vermek yani hastanede bir hastaya yardım etmektir. Ona can vermektir, kan vermektir. Yani sağlığımızı tekrar kavuşmak demektir. Yani ben her 3 ayda bir mutlaka kan veriyorum. Bu 41. kan verme seansı. Yani ben mutlu hissediyorum. Kan verdikten sonra sağlığımın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Herkesi kan vermeye çağırıyorum. Yani bu COVID döneminde hastaların daha çok ihtiyacı var buna. Yani kan vermek sağlıklı yaşamanın şeyidir, anahtarıdır. Yani geliyoruz Kızılay'da kan verirken doktorlarımızı, görevlilerimizi güler yüzlü buluyoruz. Ondan sonra yani bundan memnun oluyoruz biz yani verilen hizmetten. Teşekkür ederim. Peki ya sizce Kayseri'de kan bağışına yeterince ilgi var mı? Yeterince ilgi var diye düşünüyorum. Yani gelen vatandaşları biraz daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Yani daha da fazla ilgi olmasını arz ediyoruz. İnsanlık için birebir yani. Sen verme, ben verme, kim verecek? Onca hastamız var hastanelerde. Ondan dolayı da memnun oluyorum vermekte. Bir litre değil, iki litre verek dedim, olmaz dedi. Peki sizler şu anda burada kan bağışında bulunuyorsunuz. Düzenli olarak kan bağışı yapıyor musunuz? Mümkün olduğunca geldiğince veriyorum yani. Peki kan verdiğiniz zaman neler hissediyorsunuz? Ya tabii ki mutlu oluyorsun, başka birileri de o kana ihtiyaç duyduğu için. Bu kadar. Sizce Kayseri'de kan bağışına yeterince ilgi var mı? Vallahi orasını bilmem ama bak gördüğün gibi hepsi de dolu yani burasının. Demek ki Kayseri'nde yeterli var.
Kan bağışı gerekli olduğunu düşünüyorum tabii ki. Başka insanların hayatlarına dokunmak da bizim görevimiz yani. Biz verebiliyorsak eğer vermemiz gerekiyor. Ben daha geçen ay verdim. Herkese de bağış yapmasını bulunuyorum. Konuşamadım. Peki sizler geçen ay kan bağışında bulunduğunuzu söylediniz. Kan bağışı yaptığınız zaman neler hissediyorsunuz? Ben başka insanların hayatlarına dokunduğum için çok mutlu oluyorum. Ben mesela iğne fobim var ama buna rağmen onlara yardım etmek açısından kan bağışında bulunuyorum. Peki sizce Kayseri'de kan bağışına yeterince ilgi var mı? Yani benim ailem, çevrem, dayılarım, herkes kan bağışı yapıyor. Benim çevrem yaptığı için bence yeterli ama bilmiyorum tabii bütün Kayseri'yi. Peki vatandaşlara kan bağışıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Kan bağışı hayat kurtarır demek istiyorum. Kan bağışı bence çok önemli bir şey. Çünkü bir insanın hayatında yani yardım ediyorsun. Nasıl diyeyim? Kan bulması zor oluyor. Ve geçmişte ailemden birinde kan bulması çok zor olmuştu. Onun için sürekli kan vermeye geliyorum. Sizce Kayseri'de vatandaşlar kan bağışına ilgili mi? Bilmiyorum ama buranın da çok kalabalık olduğunu görmedim ama. Aslında. Ama daha ilgili olmaları gerekiyor bence. Düzenli olarak kan bağışı yaptığınızdan bahsettiniz. Kan bağışı yaptığınız zaman neler hissediyorsunuz? Kan bağışı yapınca böyle bayılma falan oluyor diyorlar ama öyle bir şey yaşamadım daha. Yani ve vücudumun yenilendiğini hissedebiliyorum. Peki duygu olarak neler hissediyorsunuz? İnsanlara yardım ediyorsunuz. Bu sizi nasıl etkiliyor? Ya bilmiyorum ama benim kanımın başka birinin vücudumda dolaştığını düşününce daha da mutlu olabiliyorum. Çünkü ona bir can vermiş gibi bir şey oluyorum yani.